Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır ise art niyetlidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili olarak bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirmeyiz dedi. Çok açık, net konuşuyorum. Şov peşinde de koşmamalı. Türkiye olarak şimdiye kadar Yunanistan'la sorunlarımızın çözümünü hep diplomaside, müzakere masasında aradık. Kimi zaman karşılık bulamasak da komşuluk hukukumuzu gözeten bir anlayışla hareket ettik. Buradan şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok. Ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz. Erdoğan, Türkiye'nin kendi haklarından asla geri adım atmayacağını söyleyerek, Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Yunan ve Rum kesimidir diye konuştu. Rum kesimi 2003 yılından beri adayı adeta tapulu malı gibi görüyor. Hiçbir hakkı olmadığı adanın deniz yetki alanlarında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmaya yönelik imtiyaz ruhsatları veriyor. Rum kesiminin sözde ruhsat sahalarından bazıları ise Türkiye'nin kıta sahanlığıyla açıkça çakışıyor. Yunanistan ve Rum yönetimi, Kıbrıs Türklerinin bu coğrafyadaki hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarını gasp etmeye çalışıyor. Hukuksuz adımların bir başka amacı da Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan ülkemizi Antalya Körfezi'ne hapsetmektir. Tüm bunlar Türkiye'yi denizden çevrelemeye dönük hamlelerdir. Biz daha önce defalarca böyle bir oyuna asla gelmeyeceğimizi ilan ettik. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan konuşmasında Oruç Reis'in Birleşmiş Milletler'e bildirilen kıta sahanlığı içinde olduğunu söyleyip 23 Ağustos'a kadar orada kalacağını ifade etti. Oruç Reis'in pazartesi günü başlattığı çalışma, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığımızın sınırları içindedir. Kimse endişe etmesin. Bu saha 2012 yılında Türkiye petrollerine verdiğimiz ruhsat sahalarında yer alıyor. Biz ruhsatları resmi gazetede yayınlayarak kendi kamuoyumuzla hem de dünya ile paylaştık. Oruç Reis gemimiz bölgede 23 Ağustos'a kadar sismik araştırma faaliyetlerini yürütecektir.